Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer bayram için farklı bir tatlı yapmak isterseniz saray helvası tarifini sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Gerekli olan malzeme açıklama kısmına da ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. 2 bardak un, bardak ölçüm 250 milim arkadaşlar. Tavaya unu alıyorum, hafif rengi çıkana kadar kavuruyorum. 200 gram tereyağı, 1 paket vanilya şekeri, 1 bardak pudra şekeri. Evet. Unun kokusu çıkana kadar, hafif renk alana kadar kavuruyorum. Bir taraftan da tereyağı eritiyorum. Dikkat edelim, aşırı kahverengi yapmayacağız unu arkadaşlar. Hafif rengi sarıya dönmesi yeterli olacaktır ve sürekli karıştıralım. Bu şekilde her tarafı güzelce kavrulsun. Beyaz tarafı kalmasın yani. Görüyorsunuz, hafiften renk de değiştirdi. Benim için yeterli. Şimdi unumu süzgeç ile eleyeceğim. Bu topak topak halinden eser kalmayacak. Görüyorsunuz, bu şekilde süzgece döküyorum ve bu şekilde unumu eledim. Aynen pudra şekerini de süzgeçten eleyerek geçiriyorum. Evet, un, pudra şekeri ve vanilya şekeri hepsini güzelce harmanladıktan sonra eritmiş olduğum tereyağını dökeceğim ve un ile güzelce her yerine gelecek şekilde yedireceğim. Çok basit bir helva arkadaşlar. Gerçekten ve inanılmaz lezzetli oluyor. Şöyle hafiften pişmaniyi de andırıyor arkadaşlar lezzeti. Daha önceden tarifimi deneyenler var mı? Denediyseniz sonuç nasıl oldu? Yoruma yazarsanız yapacak olan arkadaşlarına fikir vermiş olursunuz. Ayrıca beni nereden takip ediyorsunuz? Hangi ülkeden ve şehirden takip ediyorsunuz? Yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Evet, saray helvamızın artık sonuna geliyoruz. Şimdi sadece şekil vereceğim arkadaşlar. Şekili verirken bu şekilde ben bir kalıp kullandım. Sizler dilerseniz normal kelepçeli kalıpla da yapabilirsiniz. Daha sonra göstereceğim sizlere alternatif olarak. Kalıbın içerisine harcı koyuyorum ve kaşıkla bastırıyorum. Tamamıyla sıkışmasını sağlıyorum. Asla dağılmayan bir helva olacak arkadaşlar. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Daha sonrasında sizlere göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım. Şimdi alternatif olarak kelepçeli kalıbın içerisinde nasıl bu helvayı sunumluk hazırlarız. Harcı kelepçeli kalıbın içerisine koyuyorum ve kaşıkla bastırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dümdüz oluyor. Bastırınca un sıkılaşıyor arkadaşlar. Daha sonra bıçakla lokmalık olarak lokumluk böyle porsiyonluk keselim. Üzerine dilerseniz ceviz, pekanus cevizi, Antep fıstığı, dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmadan da servis yapabilirsiniz. Hem göze hem mideye gerçekten çok farklı ve lezzetli bir helva. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Görüyorsunuz, bu şekilde lokmalık olarak helvalarımı kesiyorum. Yapımı çok kolay ve her evde olacak malzeme: un, yağ, şeker. 3 malzeme, 3 ana malzeme ile harika lezzetli bir helva yapıyoruz arkadaşlar. Osmanlı mutfağından saray helvası. Ben bu şekilde sunumluk olarak helvamı hazırladım. Şimdi kalıptan da çıkartacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Görüyorsunuz, silikon kalıp olduğu için çıkması çok kolay oluyor. Hafiften altından itince hiçbir şekilde dağılmadan helvalarım çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, asla dağılma yok. Bastırdığımız için de
Oldukça sıkıştı ve sertleşti helvamız. Yerken de ağzınızda böyle kil gibi dağılıyor. Efsane bir lezzet. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Evet, bu şekilde. Sonra helvamı çıkardıktan sonra üzerlerine de bir tık böyle çekilmiş Antep fıstığı koydum. Göze de güzel görünsün diye. Lezzeti daha da bir kat ve kat artıyor tabii ki bu şekilde süsleyince. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar da bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.